Merhaba arkadaşlar, ben Zahit. Aragami'ye kaldığımız yerden dördüncü bölümden devam ediyoruz. Önceki bölümde ilk tılsımımızı aldık. Krosu bir sonraki tılsım ormanın derinliklerinde demiş. Dikkatli ol. Bir sürü hayalet hikayesi duydum. Süpermiş. Evet, ilk tılsımımızı almıştık. Böyle toplu moplu bir bilezik. Onunla ses çıkarıp bizim aygırların dikkatini dağıtabiliyoruz. Gölgeli orman ya da onun gibi bir şey arkadaşlar. Bu bölümde de diğer bölümlerden farklı olarak gördüğünüz gibi ışın okçuları var. Bu okçular çok uzağa ateş fırlatabiliyor. Yolu kapamışlar. Bariyeri, küreyi patlatarak aşabilirsin. Eminim ki yok edebilirsin onu. Ondan sonra şu adam bizi gördü. Hemen onu keselim. Eyvah, eyvah kaç. Öldük arkadaşlar. Tekrar hemen başlayalım. Daha oyunun başı, problem yok. Yine aynı şeyleri söylüyor. Aynı yerden bir daha gideceğiz. Bu sefer ölmeyek. Yine okçu bize bakıyor. O okçuyu en son almaya çalışacağım. Zaten başka şansım yok gibi. Şu tarafa mı gitsem? Adam geliyor. Önce bunu alayım. Ondan sonra diğer görevleri yaparız. Gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Şöyle güzel bir şekilde alalım. O yine görüyor. Yine görüyor. Kaç kaç kaç. Aa güzel. Buraya kaçabildik ama boruyu öttürecek. Evet, boruyu öttürecek. O yüzden biraz burada kalmamız lazım. Şimdi okla buraları gördüğünüz gibi şöyle ateş çemberli bir şey atıyor. Ama diğer şeylerden, adamlardan farklı olarak daha geç tepki veriyor. O yüzden problem yok. Hemen bizi oklamadı. Kırmızı görünmesine rağmen hemen bizi öldüremedi. Ama kılıçlı adamlar direkt keserdi yani. Şimdi biraz bunların dinmesini bekledik. Şu sol tarafta küre var. O küreyi kırıp karşımızdaki kapıyı açacağız. Ama ondan önce şu ikisini de öldürmemiz lazım. Ya da en azından şu karşımdaki adamı öldürmem lazım. Okçu bizi görmeden. Okçu galiba bizi görmeyecek. Önce adamı mı öldürsem, küreği mi kırsam? Mantıklı olan tabii ki adamı öldürmek. Şu taraftan keselim de ikisini birden görelim. Yerinde duruyor. Aslında hareket ederse daha güzel olur. Ama biz buna bir şinenkil yapacağız. Bu değil, yanlış oldu. Ses yaptık, gördüğünüz gibi geliyor şimdi bak. Keklik geliyor. Hop. Geçmiş olsun. Bu arada okçu da soru işareti koyduğum yere şey atıyor. Ok atıyor direkt görmeden. Bak bu farklı işte. Diğer elemanlar görmeden hareket etmiyor. Okçular ilk hedefiniz. Soru işareti ileri. Tamam, bunu kıralım. Bunu kırdık. Şimdi okçu kardeşimizin okunu münasip bir yere monte edeceğiz. Ama arka taraftan gideceğim tabii ki. Önden direkt karşısına çıkamayız. Nereden çıkabiliriz? Buradan çıkamayız. Aslında buradan çıkabiliyor olmamız lazım. İlerleyelim. Burada adam yok. Onu kolaylıkla alacağız şimdi. Kolaylıkla alacağız ama şey yok. Yukarı çıkamıyoruz. Oyun müsaade etmiyor. Tamam, şimdi buradan keseceğim herifi. Okçular fazla, yani böyle hedef alırken sağa sola bakmıyor. O yüzden kolay bir şekilde avlanabiliyorlar böyle gördüğünüz gibi. Diğerleri de gerçi, ay yanlışlıkla. Yanlışlıkla arkadaşlar. İki tane şinenim vardı. Harcadım birini.
Başka da zaten atabileceğimiz, yapabileceğimiz bir şey yok. Bundan sonra kunayı alacağım. Kunayı da böyle ok değil de ne gibi bıçak gibi bir şey fırlatıyorsunuz. Uzaktan adamı alıyorsunuz. Şuradan hemen bir parşömeni alalım. İlerleyelim arkadaşlar. Daha oyunun başındayız. Bu place, burası tanıdık geldi. Bu kadar mı? Bu kadar mı senin yorumun? Başka bilgi yok mu? Şöyle bakıyorum ne nerede diye. 39 metre. Daha çok alacağımız şey var. Parşömen var. Şimdi burada adamları kesmeye başlayalım. Hiç şu şeyi gördün mü? Tılsımı. Yo, çok tınlamıyorum. Eyvah, eyvah görüleceğiz. Görüldük. Şimdi yine oraya öttürecek. Şöyle güzel bir yere pusalım. Hemen boruyu öttürüyor. Bu okçular daha hızlı görüyor galiba. Ve rastgele atıyorlar yani. Rastgele attıkları için her an bizi de şişleme ihtimalleri var. Bakınız gördüğünüz gibi. Diğer elemanlar görmeden harekete geçmiyor bu kılıçlılar. Ama okçular kör nişancı her yere ateş edebiliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şu derenin üzerinden geçtik. O derelerde boğuluyorsunuz arkadaşlar. Ninjamız derelerde yüzemiyor. Şurada da bir küre var. O küreyi de kırmamız lazım. Ama tabii ki orada gardlar var. O gardları önceden alacağız. Mesela şu, bizi görmüyor. Hemen bunu alalım. Küreye daha da yaklaşalım. Burada cesetini almak önemli, yoksa çok adam var. Ceseti görürlerse yine beklemek durumunda kalırız. Şu okçu çok alakasız bir yere bakıyor aslında. Şimdiki. Önce okçuyu mu alsak? Yoksa küreği mi kırsak? Aa, bir adam daha var. Bir adam daha var. Az kalsın görmüyorduk. Ama onun görev bölgesi biraz uzak. O yüzden aha okçu bu tarafa geldi. Bu okçu nereye bakıyor ya? Hep aynı yere bakıyor. Orada bir şey mi var? Ben onu alırım. Şimdi ben onu birazdan alırım. Aa, şu sağda bir tane daha okçu var. Şimdi nasıl çıkacağız? Çıkmakta zorlanıyorum ya. Bakalım. Clear. Güzel. Şimdi şu aşağıdaki adamı da aslında en sevdiğim öldürme şekliyle alabilirim. Ariel Kill. Kafasına bıngıldağına kılıç saplamak en sevdiğim. Geliyor. Bir deneyeceğim. Olmaya da bilir, olacak. İşte böyle. Ariel Kill. Ufak bir kesintiden sonra devam ediyoruz. Şimdi burada yeni tılsımımıza yaklaştık. Ve hatta ulaştık. Evet, yeni tılsımımız bebek. Beyaz bir bebek. Bu Yamiko'nun büyük ihtimalle bebeği. Büyük ihtimal değil, kesin yani. Bütün hepsi Yamiko'nun zaten. Evet, küçüklüğünü gösteriyor. Gördüğünüz gibi bebişi var bir tane elinde. Biz yine şaşırıyoruz. Bu benim kıymatlı bebeğim. Anneme ait tek hatıram. O yaptı bana bunu. Shirokitsu annemin eski klanına ait bir kahraman. Bana ne olursa olsun devam etmem için ilham veriyor. Yıllarca burada kalsam bile. Burada mı yaşadın dedi. Maalesef saldırıdan sonra köye gitmeye korktum. Beni bekliyorlardır diye gidecek hiçbir yerim yoktu.
Kimseye güvenemezdim. Bebeğime bakacaksın değil mi? Bakacağım, bakacağım. Yamiko. Bir şey soracağım. Evet. Utılsınlar. Neden bu kadar dikkatli korunuyor? Kayo'nun seni hapsetmek için bunları kullandığını söyledin. Milyon tane adam gördük ama sadece iki tılsım bulduk. Hayırdır? Yamiko, hayırdır. Ben İmparatoriçe'ye çok yakındım. Kayo saldırdığında beraberdik. Gaddes mi? Tanrıça mı? Benimle başkalarının da tutsak edildiğini söylediğimi hatırla. Kayo kraliçamızı aşağıladı. Liderler o pis tılsımıyla tapınağımızı mühürledi. Şimdi de her yeri tutuyorlar ki kimse mührü açamasın. Kraliçeyi yok edemediler. Yok edecek yolu buluncaya kadar tutsak ettiler. Falan filan. Şimdi zaman kaybetmeyelim dedi. Biz de evet çoktan bir sürü zaman kaybettik dedik. Ama bayağı da bir konuştuk yani. Höh be, ne konuştunuz? Reis, bu küreler nasıl çalışıyor? Onları Kaptan Yuki yaptı. Adam dahi, adam genius. Harbi mi? Bu ışık cevherini nasıl yarattı? Yaratmak mı? Yok la, ne yaratması? Gündüzleri bu kürelerin içindeki mineral ışığı emcikliği, akşam da ışık yayıyor. Mineral mi? Bunlar sihirli kristal filan mı? Şimdi şu elemanı alalım. Aldık. Şu bizi gördü. İkilimizi de gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uzaktan çok şekil bir şekilde alabiliyoruz. Sekmiyor yani, direkt alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Burada da bir şinen yapacağız. Ama ikili alacağım. Daha önce hep tekli almıştım galiba. Öyle hatırlıyorum. Bir taşla iki kuş. Arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Çok affedersiniz, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ha bir de aklıma gelmişken abone olabilirsiniz. Buradan çıktım. Çıkabildim yani. Allah'tan bak da falan kalmadı. Oyunun sonuna geldik çünkü. Bu sefer neyle geçmişiz? C ile geçmişiz. 47 dakikada bitirmişiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.